Astronot olmak dünyanın en zor işlerinden biri olabilir. Her ne kadar havalı ve saygın bir iş olsa da zorluğu tartışılmaz. Peki astronotlukla alakalı neler biliyoruz? Aslında çok fazla şey bilmiyoruz. En azından NASA'nın bilmemizi istediği şeyleri biliyoruz. Çünkü NASA sır saklama konusunda çok iyi. Ama gizli kalmış gerçekleri artık gün yüzüne çıkarmanın vakti geldi. İşte NASA'nın bilmemizi istemediği o şey. Bir, cinsellik. Kadın erkek ilişkisi kafanızı çevirdiğiniz her yerde. Filmlerde, reklamlarda, televizyonda, romanlarda, internette, sokaklarda, reklam panolarında. Ancak dışarıda bir yer daha var. O da uzay. Peki uzayda cinsel ilişki mümkün mü? Uzayda en uzun süre kalma rekoru kozmonot Valeri Polyakov tarafından kırıldı. Mir uzay istasyonunda 437 gün geçirdi ve bu süre zarfında dünyanın yörüngesinde 7000'den fazla kez döndü. Dünyaya döndüğünde yerçekimine yeniden uyum sağlamak için Soyuz kapsülünden çıkarılması gerekiyordu. Ancak o an aklında muhtemelen başka bir şey vardı. Normal bir yetişkin gibi yakınlaşmayı dört gözle bekliyor olabilirdi. Astronotlar ve kozmonotlar uzayda olmak için pek çok şeyden vazgeçerler. Cinsel hayatları da bunlardan biri. Astronotları uzayda pek çok bilimsel deney yaparken düşünüyoruz. Ancak gezegenin dışında bile olsalar insan olarak kalırlar. Peki uzayda olduğunuzda hayatın bu mahrem yönü nasıl görünüyor? Öncelikle astronotların cinsel hayatı NASA'nın konuşmak istediği bir şey değil. Bilim insanları ve NASA personeli bunun hassas ve özel bir şey olmasının yanı sıra belirli uzay görevlerinde psikolojik etkileri olabileceği ihtimali yüzünden konuya şüpheyle yaklaşıyor. Sonuç olarak NASA uzayda cinsellikle ilgili tüm sorulardan sıklıkla kaçıyor. Ama bu astronotların bunu asla yaşamayacağı anlamına mı geliyor? Kulağa ne kadar inanılmaz gelse de NASA daha önce uzaya evli bir çift göndermişti. 12 Eylül 1992'de ilk kez evli çift Jane Davis ve Mark D beraber uzaya çıktı. NASA çiftlerin beraber uçabileceklerine karar verdi. Ancak Davis ve Lee mürettebat oldukları belirlenince evlendi. Anlayacağınız çift balayını uzayda geçirdiler. Çiftlerin balayında neler yaptıklarını biliyorsunuz. Ancak çift bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Gelelim ayrıntılara. Öncelikle uzayda ilişkiye girmek isteyen astronotlar bazı engelleri aşmak zorunda kalacaklar. İlk olarak orada mahremiyet yok. Normal bir uzay mekiğinin iç alanı çok büyük değildir. İki ana alanı, mürettebat kabini ve orta güvertesi vardır. Her biri ise küçük bir ofis büyüklüğünde. İki kişinin kapısını kapatıp vakit geçirebileceği odalar yok. Banyo perdeli bir koltuktan biraz daha büyük alanlardan bahsediyoruz. Mahremiyet eksikliğinin yanı sıra astronotların çok sıkı bir çalışma programı var. Sürekli dünyanın çevresinde çok yüksek hızlarda dönüyorlar. Birkaç saatte bir gece gündüz olup bitiyor. Uzayda fazla boş vakitleri olmuyor. Bunun dışında uzayda sürekli başları dönüyor, mideleri bulanıyor, uyku problemleri çekiyor, kas ve kemik kaybı yaşıyorlar. Yani genel olarak güçsüz düşüyorlar. Tüm bunlara ek olarak tansiyon düşüyor, kan basıncı azalıyor. Uzayda daha bir sürü normal olmayan problemle karşılaşıyorlar. Bu yüzden emin olun ilk akıllarına gelen cinsellik olmadığı gibi en son dertleri de bu değil. 2. Astronot olmanın zorlukları. NASA'nın bize açıklamak istemediği şeylerden bahsetmeye devam ediyoruz. Eminiz birçoğunuza küçükken büyüyünce ne olacaksın diye sorulmuştur ve bu sorularda özellikle anne ve babalar çocuklarının istedikleri olma konusunda desteklemişlerdir. Ama bizce bu astronotluk dışında diye değiştirilmeli. Çünkü astronot olmak öyle düşünüldüğü kadar kolay değil. En yüksek niteliklere sahip adayların bile sadece %8'i astronot olabiliyor. Eğer bu %8'lik dilimin içine girildiyse de bu sefer çıkılan uzay seyahatlerinden eve dönüldüğünde astronotlar ciddi depresyon ve psikolojik problemlerle savaşmak zorunda kalıyorlar. Fakat bu acı gerçekleri NASA biz insanlardan saklamayı tercih ediyor. 3. Astronotların sağlık sigortası. NASA'nın bizden sakladığı bir diğer şaşırtıcı gerçekse bu cesur ve korkusuz astronotların en temel hakları olan yaşam ve sağlık sigortalarının NASA yetkililerince yapılmamış olması. Her birinin ailesi ve çocukları olan pilotlar Ay'a gitmeden önce bu büyük soruna akıllıca bir çözüm bulmuşlar. Tüm dünyanın ilgisini çekmiş olan astronotlar kendi fotoğraflarının yer aldığı kartpostalları imzalamaya başlamışlar.
Bu sayede eğer başlarına ayda bir şey gelirse aileleri bu imzalı kartpostalları satarak geçinebilecekler. Fakat neyse ki tüm bunlara ihtiyaç kalmamış ve astronotlar aydan güvenli bir şekilde dünyaya iniş yapmışlar. Ancak yine de bu imzalı kartpostallar satılmış ve aileler 30 bin dolar gelir elde etmişler. 4. Uzayda yaşam. Uzayda yaşam tahmin edeceğiniz gibi hiç kolay değil. Örneğin astronotlar yetişkin bezi takmak zorundalar. Çok işlevli kıyafetleri her ne kadar onları boşlukta koruyacak biçimde güzel tasarlanmış olsa da tuvalette pantolonu indirebilecekleri türden bir tasarıma sahip değil. Bu yüzden araç dışına çıkışta yetişkin bezine benzer, kendilerince adını Mac koydukları bezler takıyorlar. Bunun dışında astronotların fizikleri uzaydayken değişime uğruyor. Uzayda hem yer çekimine maruz kalmadıkları için hem de basınçtan muaf oldukları için astronotların eklemleri çokça açılıyor. Ve bu büyümeye ayak uyduramayan zihinleri baş dönmesi ve fiziksel açıdan vücuduna sahip olamama gibi problemlere neden oluyor. Hatta siperliğini ilk defa kıran astronotlar için aralarında seremoniler düzenliyorlar. Uzaydan dünyaya döndüklerinde ise 45 günlük yenilenme periyoduna giriyorlar. İnanılmaz bel ağrılarıyla yüzleştikleri bu dönemde boyları eski haline dönmeye başlıyor. Açılan kasları ve omurları eski haline bulmaya çalışıyor. Son olarak uzaydayken hapşırmak yapılabilecek en kötü hareketlerden biri olabilir. Astronot kıyafetinin içerisindeyken hapşırmak bir astronotun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olabilir. Çünkü camı kirlettikleri anda temizleyecek durumları ya da malzemeleri olmayacak ve görüşleri bir hayli zorlaşacak. Peki sizce NASA tüm bu gerçekleri biz insanlardan neden saklıyor? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.